Bu videoda farklı videolarda da karşımıza çıkan büküm noktalarını grafik üzerinde incelemek istiyorum. Öncelikle büküm noktasının fonksiyonun eğiminin artarken azalmaya ya da azalırken artmaya başladığı nokta olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Karşımızda bir fonksiyonun grafiği var ve size farklı noktalardaki teğetlerin eğimlerini çizmek istiyorum. Örneğin x eşittir eksi 2 noktasındaki teğeti bu şekilde çizebiliriz. Eğimini de bu şekilde de göstereyim. Bu noktadan sonra x arttıkça eğim pozitif ama azalıyor. Sıfır olduktan sonra negatif oluyor ve bir bakayım sanırım x eşittir eksi 1'e kadar da azalmaya devam ediyor. x eşittir eksi 1'den sonra da artmaya başlıyor öyle değil mi? O halde x eşittir eksi 1'de evet ilginç bir şeyler oluyor değil mi? Ve aslında bakarsanız bu son derece iyi bir gösterge. Bu arada grafik üzerinde gösteriyorum yani ispat falan yapmıyorum anlaştık mı? İşte bu noktada bu noktada bir büküm noktamız var. Hemen not ediyorum. Evet. Noktayı işaretlediğimize göre az önce söylediklerimin üzerinden bir kere daha geçelim. X eşittir. Eksi 2'de pozitif bir eğim var. Azalıyor, 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 azalıyor. Negatif oluyor. Azalmaya devam ediyor. X eksi 1 olduktan sonra da artmaya başlıyor. Bir büküm noktası fonksiyonun grafiğine bakarak bu şekilde tespit edebilirsiniz. Peki, aynı şeyi elinizde türevin grafiği olduğunda da yapabileceğinizi biliyor musunuz? büküm noktasında ne oluyordu? Teğetin eğimi artarken azalmaya ya da azalırken artmaya başlıyordu öyle değil mi? Peki bana türevin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Türev teğetin eğimi öyle değil mi? Karşınızda mavi ile çizilmiş orijinal fonksiyonumuzun türev grafiği var. İlginç kısımlara bir göz atalım ve neler olduğunu görelim. Türev grafiğinde türev azalıyor. Bu orijinal fonksiyondaki teğetin eğiminin azaldığı anlamına geliyordu öyle değil mi? Az önce görmüştük. Türev azalırken eğim de azalacak. Eğim burada pozitif. Evet pozitif ama azalıyor. Sonra negatif oluyor ama azalmaya devam ederek bu noktaya yani x eşittir eksi 1'e geliyor. Bir kere daha görelim mi? Eğim pozitif ve azalırken bu noktaya geldiğimizde azalmaya devam ediyor ama negatif oluyor. X eşittir eksi 1'e kadar azalıyor ama bu noktadan sonra artmaya başlıyor. O halde buradaki ilgi çekici nokta da bu olmalı. Birinci türev grafiğindeki büküm noktasını bulmak için türevin yön değiştirdiği minimum ya da maksimum noktalarına bakabilirsiniz artarken azalmaya ya da azalırken artmaya başlıyorsa bu noktanın büküm noktası olma ihtimali yüksektir. Dedikten sonra sıra geldi ikinci türeve bakmaya. Evet, bu da türevin türevinin grafiği. Ekranı biraz uzaklaştırırsam her şeyi daha iyi göreceğiz sanki. Evet, siz her şeyi göremiyorsunuz ama böyle yaparsam daha iyi olacak. Buradaki ilgi çekici nokta hangisi? X eşittir eksi bir noktasında ikinci türevin grafiği X eksenini kesiyor. Görüyor musunuz? Evet, hemen işaretleyeyim. X eksenini kestiğimiz bu nokta bir büküm noktasıdır ve bu son derece mantıklıdır. Neden diye soracak olursanız olursanız bakın ikinci türevin negatifken pozitif olması birinci türevin azalırken artmaya yani teğetin eğiminin azalırken artmaya başladığı anlamına geliyor. Azalırken artıyor. Bu noktada ikinci türevin x eksenine değmesinin yetmediğini, x eksenini kesmesi gerektiğini de özellikle söylemek istiyorum. Evet, kesmesi lazım. 2,0 noktasında ne olduğunu da merak ediyor olabilirsiniz. Burada ikinci türev x eksenine değiyor ama kesmediği için türevin artarken azalmaya başladığını söyleyemeyiz. Şimdi bu videoda size bir fonksiyonun kendisinin birinci türevinin ya da ikinci türevinin grafiklerinden büküm noktalarını bulabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Fonksiyonun kendi grafiğinde teğetlerin eğimlerini inceleyerek hangi noktada azalırken artmaya ya da artarken azalmaya başladığını bulmamız gerekiyor. Birinci türevin grafiğinde ise minimum ve maksimum noktaları bulmamız gerekiyor. Burada turuncuyla çizilmiş ikinci türevin grafiğinde de x eksenini hangi noktada kestiğimiz önem kazanıyor. Yalnız bir kez daha söyleyeyim dikkat edin. Kestiğimiz diyorum. X eksenine değmek yetmiyor. Anlaştık mı?